Bit programlama dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu derste interrupt yani kesmeler hakkında konuşacağız. Kesmeler nedir? Bunların önemi ne? Neden kullanırız? Ve ardından bunu nasıl yaparız? Bunların hakkında bugün bahsedeceğiz. İlk olarak interrupt ne? Bundan konuşalım arkadaşlar. Şimdi biz kodlama yaparken C dilinde programlamamızı yaparız. Sonra bunlar derlenir ve heksadesimal sayılara dönüştürülür. Ve bu kodlar mikrodenetleyicinin program hafızasına atılır. Komut dizileriyle birlikte. Bu komut dizileri satır satır işlenerek mikrodenetleyici çalıştırılır arkadaşlar. Birden başla birinci komut, ikinci komut derken ta ki memory bankın içerisindeki son register'a kadar, son kayıtçıya kadar işlemesine devam eder. Biz programın içerisinde herhangi bir interrupt koyarsak, interrupt durumu gerçekleştiğinde burada program çalışmasını yarıda keser arkadaşlar. Interrupt'ın içerisine gider. Interrupt rutini içerisinde ne yazılmışsa onu gerçekleştirir. Interrupt'ın içerisindeki fonksiyon içerisindeki işlemleri bittikten sonra kaldığı yerden program çalışmasına devam eder. Bu sayede aciliyeti olan yani önem arz eden durumları asıl programı, ana programın çalışmasını yarıda keserek durdurur ve onu gerçekleştirir arkadaşlar. Bu aynı şey gibi düşünebilirsiniz. Mesela evde oturuyorsunuz, kitap okuyorsunuz. Aniden kapı çaldı. Şimdi kapının çalınması, kapının önünde birinin olduğuna tekabül ediyor. Bu kitabın okunması olayından daha önemli. Önce kapıyı açmak gerekiyor. Kitap okuma işlemini yarıda bırakıyorsunuz. Kapının çalması da kesme gibi düşünün arkadaşlar. O sizin işinizi yarıda bırakıyor. Kapıyı açıyorsunuz. Gelen kişiyi karşılıyorsunuz. Sonra kitap okuma işleminde kaldığı yerden devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bunu bu mantıkla düşünebilirsiniz. Şimdi programlama kısmına geçelim. İnteraplar neden önemlidir? Onun hakkında konuşalım. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bir tane sonsuz döngü oluşturduk. While 1 diyerek. Sonra bir tane kod kümesi açalım. Blue açtık. Mesela diyelim ki output toggle 3 tane G oldu. Toggle diyelim ki pin alt-B0. Pin B0'daki pini yakıp söndür. Altına da delay alt-milisaniye diyelim. İçerisine de 1000 yazalım arkadaşlar. Şimdi bu programda sonsuz döngü içerisinde pin B0 yanıp sönmeye devam edecek. Birer saniye aralıklarla. Bu işlemi gerçekleştirirken arkadaşlar bu koddan dışarıya kesinlikle çıkmayacak. Biz aynı anda hem bunun yanıp sönmesini hem de diyelim ki bir farklı porttan bilgi almayı deneyelim. If olsun. Bu da atıyorum C portundan input alalım. Input diyoruz arkadaşlar. Pin C0 olsun diyelim. Şimdi ikinci görevde bu olacak. Buna da bir küme açalım. Bu da diyelim ki eğer giriş alırsa başka bir tane portu yaksın. Output high diyelim buna da. Output high olsun. O da pin B1 olarak düzeltelim. Şimdi arkadaşlar programın işleyişine bakarsak programın çok büyük bir kısmı delay içerisinde geçecek. Ardından çok küçük bir süre boyunca burada çalışma yapacak yaklaşık 20 mikrosaniye kadar. Input'un olup olmadığını kontrol edecek. Ondan sonra direkt başa dönecek. Tekrar delay'in içerisine girecek. Bu delay çalışırken C0'a bağlı input'u okumak neredeyse imkansız. Çünkü çoğu delay'in içerisinde geçiyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bu tür işlemler için interruptlar kullanılır. Önem arz eden işlemleri bir arada gerçekleştirebilmek için arkadaşlar. Bunun kullanılmasının sebebi bu. Şimdi bunu silelim. İlk olarak interrupt'ı bir tanımlamamız lazım. DS işaretiyle büyük harflerle int alt-external diyoruz. Şimdi interrupt'ın çeşitli türleri var arkadaşlar. Dahili var, harici var, timer'a bağlı. Birçok tür var. Bugün ilk olarak harici kesmeyi işleyeceğiz. Harici kesmenin özelliği şu. Dış birimlerden herhangi bir veri alındığı anda, veriden kastım şu. External'a bağlı olan pine herhangi bir veri girdiği an
Lojik 1 olduğu an harici kesmeye çalıştırır arkadaşlar. Dışarıdan sinyal alarak harici kesmeye çalışıyor. Şimdi harici kesmenin fonksiyonunu oluşturalım. Void diyoruz. Tabii bunu küçük harfle yazmamız lazım artık. Evet. Void external diyoruz arkadaşlar. Altlere ISR dedik. Sonra yine void parametresini geçeceğiz içerisine. Bir küme işaretiyle arkadaşlar blok açıyoruz. Şimdi interrupt meydana geldiğinde olması gereken işlemleri yazacağız. İlk olarak interrupt bayrağını, flag'ını temizle demek. Şimdi interrupt çalışırken arkadaşlar bir olay var. Interrupt'ın meydana gelmesi için interrupt ile ilgili register'larda flag denilen bir register var, bayrak anlamında. Register 0'dan 1'e döndüğünde gerekli olan interrupt çalışır. Yani interrupt'ın meydana gelip gelmediğini mikro denetleyici register'ın durumuna bakarak anlar. Bu sebepten dolayı tekrar interrupt yükselmemesi için bunu sıfırlıyoruz arkadaşlar. Clear ediyoruz. Artık temizlenecek. Sonra ne yapsın mesela? Output toggle yapsın. Böylelikle yanıp söndüğünü anlayalım arkadaşlar. Output toggle diyeceğiz. Pin C0 diyelim arkadaşlar mesela. Artık arkadaşlar interrupt fonksiyonu yazma işlemini tamamladık. Bundan sonra asıl ana fonksiyona ne olacak onu belirlememiz lazım. Output alt-tire low diyoruz. Yani sıfır bilgisini yazacak. Nereye? Pin C0'ı. Yani başlangıçta sıfır olsun. Sonra karışma durumu olmaması için. Sonra arkadaşlar external interrupt'ın yükselen kenar, düşen kenar mantığını ayarlamamız lazım. Şimdi yükselen kenar, düşen kenar nedir? Onu şöyle açıklayabiliriz. Şimdi bir sinyal meydana geldiyse ya 0'dan 1'e yükseliyordur ya da 1'den 0'a düşüyordur. Eğer siz mesela hash the low derseniz arkadaşlar logic 1'den logic 0'a indiği anda interrupt gerçekleşir. Eğer low to hash yani düşükten aşağıya derseniz logic 0'dan logic 1'e yükseldiği anda interrupt gerçekleşir. Bunun birbirinden farkı bu. External diyoruz. Sonra interrupt. Sonra edge yani kenar. Yükselme mi alçalma mı onu belirteceğiz. İçerisine gireceğiz de arkadaşlar. Hash alt-tire to low diyeceğiz arkadaşlar. Yüksek kenardan alçak kenara doğru inme esnasında external interrupt'ı çalıştır diyeceğiz. Sonra ilk olarak interrupt'ı aynı şekilde clear etmemiz lazım. Benzer bir şekilde bunu kopyalayalım. Ctrl-V dedik. Sonra arkadaşlar yapmamız gereken şey interrupt'ları enable etmemiz. Enable alt-tire interrupt. Sonra parantez içerisinde hangi interrupt'ın aktif edilmesi gerektiğini belirteceğiz. External olan, harici interrupt. Ve bunu global olarak tanımlamamız lazım arkadaşlar. Yine enable interrupt diyelim. Ctrl-C diyoruz buna. Yapıştıralım. Buraya da global olarak ayarlayalım arkadaşlar. Tüm program için geçerli olacak artık global dediğimiz için. Ve bunu her zaman kontrol edebilmesi için sonsuz döngü tanımlamamız lazım burada. Diyeceğiz ki while true noktalı virgül. Burada artık sonsuz döngü olarak burayı döndürecek arkadaşlar. Ve bununla birlikte programlama kısmı bitti. Bir compile edelim. Herhangi bir hata vesaire yok. Evet. Protease ekranına gelelim arkadaşlar. Şimdi ben daha öncesinde bunu çizmiştim. Zaten burada bilmediğimiz herhangi bir bileşen yok. Kristal zaten her zamanki gibi böyle bağlantısı vardı. Bunu yapmıştık daha önce. Master Clear'ı zaten bağlıyorduk arkadaşlar. Şimdi RB0'a neden buton bağladık? Onu konuşalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada INT yazısı var.
İnet'in anlamı interrupt demek. External interrupt'ın pini bu. Artık buradan herhangi bir veri geldiğinde arkadaşlar burada interrupt kesme gerçekleşecek. Böylelikle mevcut durumu kesmiş olacak. Hash to low dememizin sebebi bu. Normalde 5 volt gerilim geliyor buraya. Bu butona bastığım an 5 volt buradan ground'a akacak. Ve buradaki gerilim sıfıra düşecek. 5'ten artıdan eksiye düştüğü an arkadaşlar interrupt meydana gelecek. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Butona bir kere bastık. Şu an gördüğünüz gibi RC0'a bağlı olan LED yanıyor. Tekrar basalım. Söndü. Bastık yandı. Bastık söndü. Böylelikle arkadaşlar toggle işlemi gerçekleşti. Yani biz bu void içerisinde, yani daha doğrusu interrupt fonksiyonu içerisine ne yazarsak yazalım çalıştıracaktı. Böylelikle kesme işlemlerini tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.